Merhabalar minnoşlarım. Bu hafta üstü sayılar işleyeceğiz. Biliyorsunuz üniversite sınavına girerken bile kullanacağımız bir konu. 9. sınıfta yine ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Biz de birçok özelliğini öğrendik zaten sizinle bu sene. Üstü sayılar ne demek arkadaşlar? Biraz daha artistik yazmak demek aslında. Mesela A taban M de üst diye geçiyor üstü sayılarda. Ne diyoruz biz arkadaşlar? A'yı N kere çarp diyoruz, değil mi? Aradaki işlem çarpma olacak. A çarpı A çarpı A çarpı. Altını da şöyle N tane diyoruz. Yani biz bunu biraz daha artistik yazmış oluyoruz. Tabii size çok büyük sayılar sormayacak ya da büyük sayılar sorarsa o üçlü kısım şeklinde bırakılacak arkadaşlar. 3 üzeri 1, 3'ü 1 kere yaz demek. O zaman cevap 3. 3 üzeri 2, 3'ü 2 kere yan yana yaz çarp demek. Yani cevap 9. 3 üzeri 3, 3 çarpı 3 çarpı 3'ten ne gelecek arkadaşlar? 27 gelecek. Şimdi her sayının sıfırıncı kuvvetini biz ne öğrenmiştik? Evet, duyuyorum. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Sadece istisnai bir durum vardı arkadaşlar. 0 üzeri 0 diye bir şey olmazdı. Bir şey olmazdan kastımız neydi? Biz buna ne diyorduk? Tanımsız ya da belirsizlik diyorduk. Doğru değil mi arkadaşlar? Şimdi en çok kullandığımız üstü sayılar bizim 2 ve 3'tür. Çok büyük sayıları kullanmayacağız. Ya da atıyorum 5'i kullanıyorsak bunun maksimum 4. kuvvetini falan soracak size. 2'nin 0. kuvveti biraz önce öğrendik. Ne çıkacak? 1 çıkacak. 2'nin 1. kuvveti 2. 2'nin karesi 4. Küpü 8. Bu ne diyor? Beni sakın 2 kere 3'ü çarpmıyorsunuz. 2'yi 3 defa yan yana çarp diyor. 2 çarpı 2 çarpı 2'den ne gelecek? 8. 16, 32. Hatta ben size ne demiştim? 5. kuvveti bileceksiniz demiştim. 5. kuvvet 32. Bir sonrakinde 64, 128, 256 böyle gidecektiniz. Doğru değil mi? 64, 128, 256, 512. Çok sorulmaz ama yine de kulağınız aşina olsun. 1024 olacak. Evde sessiz sessiz tekrar ederseniz arkadaşlar zaten ister istemez ezberlersiniz. Şimdi her zaman tam sayı olmak zorunda değil bizim üstlü sayılarımız. Mesela burada 2'nin de 3. kuvvetini al diyor. 3'ün de 3. kuvvetini al diyor. Yani bir rasyonel ifadenin üstlü kısmını soruyor. Doğru değil mi arkadaşlar? O zaman bir seferliğine yazıyorum. 2 üzeri 3, 3 üzeri 3 demektir. Yani üstümdeki kuvvet hem pay kısmımı hem payda kısmımı etkileyecek. 2'nin 3. kuvvetinden 8, 3'ün 3. kuvvetinden 27. 1'in ne kuvvetini alırsan al zaten 1 yapacak. Doğru değil mi? Artı 1'in. 1'in karesinden yine 1. 5'in karesinden 25 diyoruz arkadaşlar. Şimdi pay kısmı 1 olanlarda biraz artistik yazmayı da öğretmiştik size. 25 artistik olarak yazılırsa 25 üzeri ne diyecektik? Eksi 1 diyecektik. Hatta bununla ilgili birazdan oynama yapmak istiyorum. Çünkü siz konuyu bildiğiniz için bu kısımda da bahsetmemde sakınca yok arkadaşlar. 5'in karesi demek. Üstümde de eksi 1 var. Üst üste gelen kuvvetleri çarpıyordum. 5 üzeri ne diyeceğiz? Eksi 2 diyeceğiz. Yani bunların her biri doğru cevaptı. Şimdi 1'in artı 1'in ne kuvvetini alırsan al ne diyorduk arkadaşlar? Hep 1 yapacak diyorduk. Yani 1 üzeri 0 da 1 yapacak. 1 üzeri 4 de 1 yapacak. 1 üzeri eksi 15 de 2020'de ne yapacak? 1 yapacak arkadaşlar. O zaman bunun cevabı ne gelecek? 1 gelecek. Bizim için çok çok önemli bir kısım. Üstümdeki eksi bana ne diyordu? Evet. Beni ters çevir. Ne yapmam diyordu? İşarete karışmam diyordu. Değil mi? Beni ters çevir, işarete karışmam. Şimdi bunu da şöyle söylemiştim ben size. İlk önce tabanınızdaki sayıya bakın. Eğer tabanınızdaki sayı zaten artıysa üstünüze ne yazarsanız yazın hep artı çıkacak. Şimdi tabanım hep bakın pozitif. Çünkü negatif sayıların kurallarını henüz vermedim. Onun için şu an kafanız karışmayacak. Bakın 2'nin 1. kuvveti 2 zaten. Ama üstümdeki eksi bana ne diyor? Beni ters çevir. 2'nin paydasında gizli 1 vardır arkadaşlar. O zaman ne diye ters çevrilecek? 1 bölü 2 diye. Burada daha iyi anlayacaksınız. 2'nin karesi 4'tür. Ama üstümdeki beni ters çevir diyor. O zaman ne olacak? 1 bölü 4.
2'nin 4. kuvveti 16'dır. Ama beni ters çevir diyor arkadaşlar. 1 bölü ne gelecek? 16. Peki böyle basit sayılar değil de şöyle rasyonel ifadeler olursa. 2'nin normal eksiği görmeden yapın bakın. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Ama bu adam beni ne yap diyor? Ters çevir diyor. O zaman ne gelecek? 9 bölü 4 gelecek. 3'ün 3. kuvveti 27. 4'ün 3. kuvveti 64. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. Ama beni ne yap diyor bu adam? Ters çevir diyor. O zaman ne yapacağız? 64 bölü 27 yapacağız arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi üstümdeki eksi kadar benim için parantez de çok önemliydi. Hatta defterinizi açarsanız birebir bu örnekle karşılaşırsınız. Acaba bunların üçü de aynı şeyler mi? Yani aynı cevaplar mı? Parantezle alakalı ne öğrenmiştik arkadaşlar? Siz kurallar olduğu için ben kağıda yazmıyorum. Parantez bizim için önemliydi. Eğer kuvvet parantezin dışındaysa işaretime karışırdı. Eğer kuvvet parantezin içinde ya da parantez bile yoksa işaretime ne yapmazdı? Karışmazdı. Bunlar da işarete karışmaz. Burada karışır. Nerede karışıyormuş? Eğer kuvvet parantezin dışındaysa. Peki nasıl karışıyordu? Ondan da biraz hatırlayalım arkadaşlar. Üstümde eğer mesela pozitif sayılar, negatif sayılar için ayrı ayrı düşünelim. Eğer içiniz pozitifse buraya ne yazarsanız yazın. Zaten adam sizi ne çıkaracak? Pozitif çıkaracak. Pozitifle ilgili bir sıkıntımız yoktu. Sıkıntılı adam negatifti. Negatifin üstünde eğer çift kuvvet varsa şöyle bir kodlama yapmıştım size. Bakın çift çizgi artı çıkaracak. Eğer negatif bir sayının üstünde tek kuvvet varsa bakın tek çizgi. O zaman negatif çıkaracak. Ama şartımı bunu kullanırken neye dikkat etmem gerekiyor? Benim kuvvetimin nerede olduğu önemli. Yani içinde mi, dışında mı ya da hiç parantezim yok mu? Bununla bu aynı şey bu. Bu arada. Eksi 3'ün ikinci kuvvetine bakalım arkadaşlar. Şimdi bir kere negatif bir sayı. İlk önce işaret bakıyoruz. Negatif bir sayının parantezin dışındaki kuvveti karışacak. Çift kuvvet. O zaman ne yapacak? Çift çizgi. İşaretine karar verdikten sonra zaten sayı bulmak çok kolay. 3'ün karesi ne yapacak? 9 yapacak. Bakın. Sıfır da bir çift sayıdır. Sıfırıncı kuvvet nedir? 1 yapardı. Doğru değil mi? Ama bu kuvvet nerede? Parantezin içinde. O zaman işaretine karışmayacak. Bunun işareti eksi olduğu için cevap da eksi olacak. 2'nin sıfırıncı kuvvetinden ne gelecek? 1 gelecek arkadaşlar. Sıfırıncı kuvvet. Buna çok benziyor. Bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi? 1'di arkadaşlar. Peki eksi bir sayının parantezin dışında olacağı için karışacak. Eksi bir sayının çift kuvvetinden ne çıkaracak? Artı 1 çıkaracak. Geldi buna. Bu da çift kuvvet. Bakın şıklarda mutlaka bunun cevabını artı 9 yapan cevap da var arkadaşlar. Onu düşünerek yapıyorlar. Lütfen düşmeyin. Şimdi eksi bir sayının içindeki kuvvet karışmayacağı için tekliği çiftliği beni ilgilendirmiyor. Ne çıkacak? Eksi çıkacak. 3'ün karesi ne çıkacak? 9 çıkacak. Bakın burada parantez yok. Bu aslında şununla aynı. Değil mi? Ha parantez olmamış ha da parantezin içinde kuvvet. Sıfırıncı kuvvet ne çıkarıyordu? 1. Ama parantezin içinde ya da parantezsiz olduğu için nasıl çıkaracak? İşaretine karışmadan çıkaracak. Eksi bir sayının tek kuvvetinden ne çıkaracak? Eksi çıkaracak. 1'in 13. kuvveti de zaten 1 olacak. Cevap da eksi 1 gelecek arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçelim. Şimdi üstümdeki kuvvet ne diyordu? Beni ters çevir diyordu. Doğru değil mi? O zaman biz yine işaret bakmaktan devam edeceğiz. Sizin en sevmediğiniz yer burası. Eksi bir sayının eksi bir kuvveti. Hocam hemen artı çıkar. Eksi ile eksiyi çarparım. Sakın! İşaretle üstün işareti asla çarpılmaz. Çünkü üstün işareti bize ne diyordu? Üstümdeki eksi. Beni ters çevir diyordu arkadaşlar. İlk önce işaret bakalım. Eksi bir sayının çift kuvveti artı çıkaracak. İşaretimi yaptım. 2'nin karesi 4 yapacak. Ama üstümdeki eksi beni ters çevir dediği için ne olacak? 1 bölü 4 olacak. Atladım. Eksi bir sayının tek kuvveti. Bakın buraya bakmıyorum. Eksi bir sayının tek kuvveti eksi çıkaracak.
3'ün 3. kuvveti 27 ama üstümdeki eksi beni ters çevir dediği için 1 bölü 27 diyeceğim. Eksi bir sayının çift kuvveti artı çıkaracak. 3'ün 4. kuvveti. 3 kere 3 9, 27, 81. Bunu da bilin arkadaşlar. Çok kullandıkları sayılardan biri. 81 ama üstümdeki eksi beni ters çevir diyor. 1 bölü 81 olacak. Eksi bir sayının çift kuvvetinden artı gelecek. Üstümdeki eksi beni ne yap diyordu? Ters çevir diyordu. İlk önce bir kuvveti bulalım biz. 2'nin karesinden 4. 3'ün karesinden 9. 4 bölü 9 normalde. Ama üstümdeki eksi beni ters çevir dediği için ne gelecek? 9 bölü 4 gelecek arkadaşlar. Devam ediyorum. 8 tane 2'nin çarpımının 2 tane 8'in toplamına oranı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın bunları gördüğünüzde korkuyorsunuz. Tane tane yazın arkadaşlar. Çok zor bir kısım değil aslında. 8 tane 2'nin çarpımı diyor. Aslında şunu demiyor mu? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı. Bundan kaç tane var? 8 tane var. Biz bunu üslü sayıların tanımında yaptık zaten. Bu 2 üzeri ne demek? 8 demek. 2 tane 8'in toplamı bakın. 2 tane 8'in toplamı şu değil mi ya? Şunu yazamaz mısınız? Bu kaç? 16. Bunları oranla diyor. Biz bu kısmı üslü sayıları gördüğümüz için çok daha rahat anlatıyorum. Bilgileriniz sıfır değil çünkü. 2'nin 4. kuvveti bu adam. 2'nin 8. kuvveti bu adam. Şimdi bizim üslü sayılarda bölme işleminde tabanlar aynıysa büyüğün yanına kim gidiyordu? Küçük gidiyordu değil mi? Bayramda dedenizin ayağına siz gidiyordunuz. O zaman 4 yukarıya nasıl çıkacak? İşaret değiştirip çıkacak. 8 eksi 4. O da ne yapacak? 2 üzeri 4'ten 16. Eğer büyük aşağıda olsaydı küçük aşağı doğru inecekti. Yine ne yapacaktı? Eksi ise artı. Artı ise ne olarak inecekti? Eksi olarak inecekti. Şöyle geçelim. Benim çokça korktuğunuz kısımlardan biri de bu arkadaşlar. Yani niye korkuyorsunuz bilmiyorum ama sayıları veriyor. Yerine yazıyorsunuz ya. A gördüğün yere 2 yaz. B gördüğün yere 3 yaz diyor. Yazıyorum bak. Takip et beni. A yerine 2 yazarsam 2 üzeri 3. 3 üzeri 2. Bölü. A ile B'yi topla diyor. Direkt yazalım 5. Eksi. Bakın. Dikkat edin. Şurası çarpma. İlk önce o çarpmayı yapacağım. 2 kere 3'ten ne yapacak? 6 yapacak. Yukarı yapalım bakalım. Bakın bunlar aynı şeyler değiller değil mi? 2 üzeri 3 8. 3 üzeri 2 9. Bölü. Artı 5 eksi 6. Herkesin işareti neresindeydi? Solundaydı. Yani bu 6'nın işareti eksi. 6 lira borcum var. 5 lira param var. O zaman cevabım ne olacak? Eksi 1 olacak. Yani 17 bölü eksi 1. O da ne yapar arkadaşlar? 1'e bölmenin bir mantığı yok. Artının eksiye bölümünden de cevap ne gelecek? Eksi 17 gelecek. Gelelim buna. Teker teker ilk önce işaret bakmak şartıyla işlemlerini yapıyorum. Eksi bir sayının kaçıncı kuvveti? 4. Çift kuvveti yani. Artı mı gelecek? 2 üzeri 4'ten ne gelecek? 16. Bakın ilk önce şurayı çözeceğim. Sonra işaretini değiştireceğim. Bakın sakın eksi ile eksiyi çarpmıyorsunuz. Sorunuz yanlış olabilir soru tarzına göre. Eksi bir sayının tek kuvvetinden eksi. Eksi 27 değil mi bu? Bir de önünde eksisi var. Eksi ile eksinin şimdi çarpımına ya da şöyle yazayım bak. Burası eksi 27 çıkacak. Bir de önünde eksisi var sonra işleme sokacağım. Bakın burada parantez yok. O zaman bu çift kuvvet olsa bile bu adamın işaretine karışmayacak. Yani eksi 16 olacak arkadaşlar. Eğer şöyle bir parantez olsaydı eksi bir sayının çift kuvvetinden artı 16 çıkacaktı. Artı 16. Dikkat, iki tane işaret matematikte yan yana gelmezdi. Eksi ile eksinin çarpımından ne gelecek? Artı 27 gelecek. Eksi 16 gelecek. Eksi 16 artı 16'yı götürdü. Cevabımızda ne geldi? 27 geldi arkadaşlar. Bir sonraki kısma geçelim. Şimdi üst üste gelen kuvvetler ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Doğru değil mi? Ama ilk önce onlarda bile ne demiştim ben size? İlk önce işaret bakacaksınız. Bakın işaret bakalım. Eksi bir sayının çift kuvvetinden, bak bu beni ilgilendirmiyor. Eksi bir sayının çift kuvvetinden artı çıkacak mı şurası? Artının ne kuvvetini alırsan al cevap ne çıkacak? Artı çıkacak.
O zaman artık ben bundan kurtuldum. Şuradaki eksiden kurtuldum. Çünkü ben bunun işaretine baktım. 1 bölü 2'nin. Peki artık üst üste gelen kuvvetler kuralını yapabilirim arkadaşlar. Çünkü benim ilk önce bakmam gereken işaretti. Ve ben de işarete baktım. Eksi 2 ile 3'ü çarparsam ne gelecek? Eksi 6 gelecek. Arkadaşlar ben bilgilerinizi tazelemek adına şunu söyleyeceğim. 1 bölü 2'yi artistik olarak 2 üzeri eksi 1 diye yazamıyor muyduk? Üzerimde de eksi 6 mı var? Üst üste gelenler çarpıldı. Eksi 1 ile eksi 6'yı çarparsam artı 6. Bu da ne gelecek? 64. Hocam ben 6. kuvvetini alırım. 1 bölü 64 yapar. Sonra üstündeki eksi 1'i ters çevir diyor. Ters çeviririm, o da 64 olur. O da doğru. Sadece bilgi hatırlatması yapıyorum. Üstümde 1, aşağımda bir sayı olduğunda artistik olarak üzerime eksi 1 olarak yazıyordum. Bu benim için önemli bir kural. Geldim buna. Buna da bir şey yok arkadaşlar. Gözünüzü korkutuyor sadece. 4 işlem. Rasyonel sayılarda 4 işlem. 1'in 3. kuvveti 1. 2'nin 3. kuvveti 8. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Eksi 3 bölü 8. Hepsinin paydasını 8'e birleştirmek için şunu 2 yapıyorum. Artık tek bir payda da yazabilirim. Hepsinin 8. Bunun üstünde 1 var. 2 kere 9'dan 18 ama eksi 18. Burada payda da herhangi bir şey yok. Eksi 3. Devam ediyorum. Bakın bunun işareti artı. Doğru değil mi? Toplarsam eksi 17. 18 lira borcum var. 1 lira param var. Eksi 17. 3 lira daha borcum oldu. Eksi 20 bölü 8. Bunu bulamazsınız şıklarda. 4 ile sadeleştiriyorum. Eksi 5 bölü ne gelecek cevabınız? 2 gelecek arkadaşlar. Şimdi biz biraz önceki kurallarımızda dedik ki bir sayının 0. kuvveti nedir? 1'dir. Şimdi burada niye bunu düşünüyorum? Ya 7'nin kuvvetlerini aldığımı düşünün. 7'nin 1. kuvveti, 2. kuvveti, eksi 3. kuvveti hepsi pozitif çıkar arkadaşlar. Bakın eksi 3. kuvveti dahi pozitif çıkar. Büyük bir sayı çıkar değil mi? Şimdi bir çıkması için benim üstümün ne olması gerekiyor? Şartım tek bir tane 0. Bu 7'ye özel bir durum değil arkadaşlar. Mesela 15 olsaydı 15'in üzerine bir şeyler yazıp 1'e eşitleseydi onun da üzerini 0'a eşitleyecektiniz. O zaman benim şu üst kısmım yani 2x-24'üm 0 olmak şartıyla cevap 1 olur. Denklem çözüyoruz. -24'ü karşıya gönderdik. Artı olarak gitti. Her tarafı 2'ye böldük. O zaman x'imizde ne geldi? 12 geldi arkadaşlar. Sanki bu sorunuzdan quizinizde vardı arkadaşlar. Çok basit çünkü 1'in kuvvetleri zaten ne çıkabilir ki? 1'in kuvveti çıkacak. Şimdi ilk önce işaret bakın demiştim. Eksi bir sayının çift kuvvetinden artı gelecek. Zaten 1'in kuvveti 1. Bunu çözmesi çok kolay. Bakın bu eksiği yazdım peşin peşin. Ben henüz şuranın cevabıyla birleştirmiyorum onu. Eksi bir sayının tek kuvvetinden eksi. O zaman eksi 1 artı. Eksi bir sayının çift kuvvetinden artı 1 bölü. Eksi bir sayının çift kuvvetinden artı 1 artı. Eksi 1'in çift kuvveti. Sıfır adamdan saymıyorsunuz. Sıfır da çift bir rakamdır arkadaşlar. O zaman eksi bir sayının çift kuvvetinden ne gelecek? Artı 1 gelecek. Matematikte iki tane işaret yan yana olmaz. Artı 1'i yazdım. Eksi ile eksinin çarpımından artı 1. Artı ile artının çarpımından artı 1. Bölü. Artı 1. Artı ile artının çarpımından artı 1. Yukarısı ne yaptı? 3. Aşağısı da 2. Yani 1,5. Şimdi arkadaşlar bakın bu da yazılı sorunuzdu. Ve çok da basit bir soruydu. Defterinizde de var bunun. Belki de aynısı var arkadaşlar. Şimdi üstümü vermemiş bana. Üstümün hangi kuvvet olduğunu vermemiş. Ama çok bariz belli. Bakın bir kere eksinin bir kuvvetini aldığında eksi çıkıyorsa bu adam tektir. O zaman bu 5'in kaçıncı kuvveti aslında? 125 gelmesi için 3. kuvveti değil mi? O zaman A'mız kaçmış? 3'müş. Bu kadar basit. Şimdi bunda biraz sıkıntı var. Tamam. Bunun da üstü tek. Neden? Eksi bir sayının tek kuvvetinden eksi cevap çıkar. Şimdi 8 2'nin 3. kuvvetidir. Ama bu adam 2'nin yukarıda olması gerekiyordu. Yani 8'in yukarıda olması gerekiyordu. Neden aşağıya düşmüş? Çünkü üstündeki negatif bir sayıymış arkadaşlar. O zaman 2'nin 3. kuvveti ama
eksi üçüncü kuvveti. O zaman B'ye ne diyeceğiz? Eksi 3 diyeceğiz. Ne yap diyor? Çarp. Çarparsam 3 kere eksi 3'ten eksi 9. Üzerimde ne var? Eksi 1. Ya üstümdeki eksi 1 bana işlem yaptırmıyordu. Ne yapıyordu? Beni sadece ters çevir. Bak birinci kuvvetinde. Sadece ters çevir. Hocam bu eksi burada mı olacak, burada mı olacak, şurada mı olacak? Aslında en doğrusu arkadaşlar şu kesir çizgisinin önü. Ama fark etmez. Yukarıda duruyor. Sıkıntı değil. Bu videomuz için son olarak şunu da yapalım arkadaşlar. Üst üste gelen kuvvetler ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Şimdi ilk önce işaret bakacaksınız. Bunun için önemli bir kısım çünkü aşağıdaki şıklar. Bakın tabanım artı olduğu için üstümde içime çift yazmış kuvvet etkili ve hiçbir şey önemli değil. Artının hep cevabı ne çıkacak? Artı. 3 kere 4'ten de 2 üzerine gelecek 12. Bana bunu sormaz arkadaşlar. Böyle bırakabilirsiniz. Şimdi bunlarla alakalı probleminiz var. Benim işe, sanki görünümleri aynı değil mi? Bakın şununla şunun görünümü aynı gibi. 3 kere 4 12. 4 kere 3 o da 12. O zaman benim burada dikkat etmem gereken iç taraftan başlamak. Eksi bir sayının içindeki kuvvet karışmaz. Üstü de çift olursa artı çıkarır. Ama bakın buraya. Eksi bir sayının içindeki kuvvet karışmaz. Ama üstü tek olduğu için bunun cevabı ne gelecek? Eksi gelecek. Ondan sonrası çok kolay zaten. 2 üzeri 12. Bu da 2 üzeri 12. Bakın görünümleri tamamen aynı. Sadece yer değiştiriyor. Hocam ilk önce çarpsak olur mu? Hayır. İlk önce çarpmıyorsunuz. Bakın bütün üstü sayılarda ilk önce işaret bakıyorsunuz. Sonra diğer özelliklerinizi kullanıyorsunuz. Bununla bu aynı şey değil arkadaşlar. Hatta ben şunu yazarken demiştim ki size. Şunu yazsam şıklarda doğru olur mu? Hayır bu olmaz. Bu bununla aynı şey değil. Neden? Eksi bir sayının çift kuvvetinden bu adam artı 2 üzeri 12 demektir. Şununla aynıdır. Sakın bununla bu aynı değil arkadaşlar. Burada parantez yok. Bunun işareti eksi. Bakın tabanın pozitif. Pozitifin ne kuvvetini alırsan al. Zaten pozitif. Yani artı 5 ile çıkacak. Üst üste gelenleri çarpıyorum bak. 2'den fazla sayı olabilir. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. Ama nasıl 12? Eksi 12. Bunu da şöyle de yazabilirim. 1 bölü 5 üzeri 12. İkisi de şıklarda doğru cevaptır. Hangisi varsa onu işaretlersiniz artık. İkisi aynı anda olmaz zaten arkadaşlar. Görüşürüz.